Merhaba arkadaşlar, Otomobil Club kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Vim sıvı Arap sabunuyla lastik paratmasını deneyeceğiz. Bakalım araçlarda bir etkisi olacak mı? Daha doğrusu lastiğimize nasıl parat sağlayacak? Hep beraber görelim. Ben de bunu yeni aldım. Araba bagajda duruyordu. 1904'ten beri diyor. Vim aslında gerçekten eski bir marka. Bunun eskiden böyle elde bulaşık falan ürünleri falan vardı. Belki hala vardır piyasada. Ben de böyle sıvı bir şekilde gördüm. Yeni bir ürünmüş. Tabii önünde yazıyor yeni diye. İşte lavabo, koltuk, ahşap, fayans diyor. Biz de lastikle deneyeceğiz bunu. Bakalım işe yararsa güzel olur. Kullanmış oluruz. Bakalım hep beraber. Yalnız mekanizmasını hakikaten orijinal yapmışlar ha. Onu da göstereyim size. Çok güzel bir mekanizma yapmışlar. Biraz daha yani kaliteli bir mekanizması var. Fiyatı 8-9 lira civarında bir şeydir. Zaten Arap sabunu. Evde de kullanılabilir. Hani lastiği parattan sonra eve çıkarıp kullanabilirsiniz de. Bakalım nasıl bir işlem uygulayacak lastiğimizde. Hep beraber görelim. Sıvı. Şöyle. Lan jattaki kirleri söküyor ha. İşe bak hele. Demek ki işe yarıyor temizlikte. Lastikte bakalım ne yapacak. Üstü bile sileceğim. Şu an elimde benzeri lastiği sürtmek istemiyorum. Sünger de yoktu. Üstü bile bir şöyle üstün körü bir geçelim. Aradaki farkı hep beraber bir görelim. Var mıymış yok muymuş. Parlaklığı ne kadar uzun süre gider bilmiyorum. Yalnız Arap sabunuyla bu teknik aslında eski bir teknik. Şu an lastiği yanaklarını parlattık. Lastik parlatıcısı isteyen bir arkadaş vardı. Görmüş olduğunuz gibi üstümün rengi değişti. Yarı yarıya. Şuradan bakacak olursak bir parlatık kazandırır lastiğe. Bir öteki lastiği gösterelim olmazsa. Kardeşim şöyle bir yakından bakalım bak lastiklere. Yani bu lastik sürmemiş hali. Hatta bir de buraya da şey deneyelim isterseniz. Bir onu da gene gösterelim aradaki fark görünsün diye. Bunu da bunu da böyle bir sadece sürmeden deneyelim. Direkt sıkalım bakalım aradaki sonuç ne olacak, gene paraklık sağlayacak mı? Sadece sıkıyorum lastiğe. Birazcık bekleyeceğiz herhalde. Ama arkadaşlar ben size bir söyleyeyim mi? Şu arada kirler miller var ya, hepsini söküyor atıyor. Yani bu jantla temizliğinde de işe yarar mı bilmiyorum ama lastiği şu an sürmüyorum. Lastik de böyle kalsın biraz. Şu janta bakayım. Vallahi bak ben size bir söyleyeyim mi? Jantla temizliyor ha. Bak bu yüzden ben bilmiyordum. Çünkü kirleri akıtıyor. Şu görmüş olduğunuz kirleri görüyor musunuz yanaktaki kirleri? Şapır şapır akıtıyor. Ben bu kadar etkili olacağını gerçekten düşünmemiştim. Şöyle bakacak olursak dokunduğu yerde kir alıyor. Bak bak yağ bile söküyor. Yağ da var orada. Nereden bulaştıysa bu yağda. Onu da alıyor. Yok yok işte iş görüyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ama tabii biraz yağlı bir madde olduğu için, hafif kaygan madde olduğu için ön lastiklerinizde yaparsanız, yani daha doğrusu lastiklerde kullanırken şu an benim diskin üzerine geldi görmüş olduğunuz gibi. Disklere gelmemesine özen gösterin. Çünkü yağlı bir madde olduğu için frenlerinizde kısa süreliğine tutmama yapabilir. Bunu da uyarı olarak da söyleyeyim size. Arka tarafta benim kampan olduğu için sıkıntı yok. Sık gitsin içine ama ön arka disk fren olanlar daha dikkatli olsunlar. Ben ön tarafta şu an diske birazcık geldi. Ben videonun çekiminden sonra onu bağlı sıkmayla güzel oradan akıtırım. Sıkıntı yok. Ama dediğim gibi hani bunu yaparken şu aralara gazete kağıdı falan sıkıştırarak yapmanız belki daha iyi olur. Hani jant temizlemek istiyorsanız disk kısmında. Biraz kaygan bir yapısı var. Frenleriniz kısa süreliğine tutmayabilir. Onu da belirtmiş olayım. Şu an lastiği bir gösterelim. Lastikteki iki tane kirler aktı. O parlaklığı var gene de. Şöyle bakacak olursak. Lastik de bayağı kirli kardeşim ya. Her nereden bakarsan bak kirli lastikte. Evet aynı o şekilde. Ama öteki lastik bak kurudu. Çekti birazcık daha güzel oldu. Onu gösterelim. Sildiğimiz lastik. Fark etti mi kardeşim? Evet evet bayağı fark etti. Fark etti fark etti. Lastikleri parlatıyor ya. Yani lastik parlatıcısı olarak kullanabilirsiniz bunu. Nerede satılıyor derseniz, şimdi gene videonun altına yazacak arkadaşlar, yoksa ucucusun bilmem ne falan filan. Arkadaş biz zaten 7-8 liraya kurtarabilir ne alabiliriz, lastiğimizde olsun, motor temizliğinde yağ sökücü olsun, ne kullanabiliriz bunlara bakıyoruz birazcık da, hani hem bütçe dostu olsun diye. Yoksa çok pahalı lastik parası sürücüleri var,
Tabii ki bunun parlaklığı belki bir hafta 10 gün gitmeyebilir. 2-3 gün sonra solabilir. Fakat en azından günü kurtarmak için kullanılabilir. Hani elinizin altında arabanızı kendiniz yıkadınız. Lastiğimi bir parlatayım derseniz bunu kullanabilirsiniz. Daha sonra eve götürün. Ya anneniz ya yenge hanım birisi alır bunu. Güzelce zaten lavaboy mavaboyu şey yapar. Kokusu da çok güzel. Limon ve portakal kokulu diye yazıyor zaten üzerinde de. Parafen, fosfat, klor, boya yok diyor. %100 doğal temizlik diyor. Sonuçta sabun maddesi. Sonuçta Vim. 1904'ten beri. Sonuçta Vim. Vim. Bakalım camla nasıl bir etki yapacak ya. Camda şu an şey var. Biraz tozludur ama. O seramik kat kılıcı yağları kullandım ya. Ama gene de şu şeyin temiz tarafıyla bir süreyim bakayım. Şu, az bir şey şuraya bir şey yaptım. Daha önce Arap sabunlu cam suyuna koymuştuk. Biraz böyle sıvı değildi. Katıydı. Yani katı derken birazcık daha krem şeklindeydi. Mahvetmişti arabayı temizleyene kadar canım çıktı. Bakayım bunda şey yapacak mı? Yok arkadaş bunu cama kullanmayın. Yani sürdüğümüz yerde gerçi pis ama. Bakayım. Yok camda şey yapmaz bu. Cam için ideal değil. Ama arabanın dediğim gibi belki koltuklarında çocuklarınız dondurma yiyorsa veya hatta ne bileyim bir şey dökülüyse onlar temiz bir bez yardımıyla bununla silerek çıkarabilirsiniz bazı lekeleri. Boyalı yüzeyde alüminyum, muşamba, ham, ahşap üzerinde kullanmanız yazmış. Plastik üzerinde kullandıktan sonra hasar oluşması için hemen durulayın yazmış. Daha sonra kili üzerine püskürtün, daha sonra nemli bezle silin. Zorlu ve inatçı kiliyle daha etkili sonuç elde etmek için silmeden önce birkaç dakika bekleyin demiş. İçerisinde aktif maddesi savunmuş. Yani ben bu şekilde açıklıyorum size. Arabanın lastiğinde şu şekilde temizlik amaçlı. Birazcık da parlaklık amacı. Hatta silmediğimiz yer daha parlak sanki. Direkt sıkıp bırakırsanız daha iyi olur. Gösterelim isterseniz. Burası çekti, burası çekti. Burası daha parlak duruyor silmediğimiz yer. Yani işlem görür mü görür. Kısa vadede iyi iş yapar mı? Yapar. Baksın biz zaten ürünün satıcısı değilim. Bayisi hiç değilim. Sizlere bunun bilgisini vermek. Aynı zamanda videolarımızın izlenmesini arttırmak, açık konuşmak gerekirse. Ama gerçekten ben bu tarz ürünlere merakım var. Alıyorum. Arabanın bagajı ağzına kadar değişik ürünlerle dolu. Bir tane cam kireç sökmesi için bir ürün aldım. Onu deneyeceğim. Yalnız kireçli bir cam bulmam lazım. Kireç bir cam olmadığı için onu daha deneyemedim. Değişik bir madde. Cam kireç sökücü aldım. İş görür mü görmez mi bilmiyorum ama yorumları çok güzeldi. İnternette buldum. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Otomobil Kütöt kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.